Merhaba arkadaşlar, Meccanen'e hoş geldiniz. Daha doğrusu Meccanen Junior'a hoş geldiniz. Ve Meccanen Junior hesabına büyük olasılıkla e, yani yeniden bir dönüşe kadar diyelim e, son kez geliyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Çünkü bundan sonra e, tekrar Meccanen hesabımla e, kaldığım yerden devam edeceğim hayırlısıyla. Hem de farklı bir başlıkla, farklı bir ee, yayın anlayışıyla diyelim. Farklı bir sistemle başlayacağız o tarafa. Şimdi arkadaşlar, yeni sezonun ilk gününün sabahındayız. Peki ne oldu? Yeni sezon taktikleri nedir? Ne yaptık? Ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar, öncelikle zaten bahsetmiştim. Bir önceki sezonu şampiyon bitirdik. Tamam, onda bir sıkıntımız yok. Evet. Bir önceki sezon Castillon arkadaşlar gol kralı oldu. E, ve gol krallığı sebebiyle, en golcü oyuncu olması sebebiyle hemen şu %30 bitiricilik artı 10 dinlenme paketini alalım. Hem gol kralı oldu dediğim gibi hem de biz de şampiyon olduk. Önce bir onu alalım hemen. Şimdi arkadaşlar yeni sezonun, e, ana sayfadan şöyle bir bakalım hemen. En önemli özelliği hiç şüphesiz... E, yeni sezonla beraber antrenman sistemindeki değişiklikler ve bununla alakalı olarak vermiş olduğu bir kısım e, hediye diyelim artık hediye de çok sayılmaz ama etkinlikler bölümünde olması lazım diye düşünüyorum. Kura çılgınlığı yok. Burada değil ama biz ben gördüm onu. Neredeydi? İlk açılışına baktım ama sonrasında çok kurcalamadım. O yüzden şu an görmüyorum ama bir yerlerde gol yememe kura çılgınlığı yok. Hayır. Nerede? Mağazada mı? Hemen bakıyorum. Yok. Evet. Burada arkadaşlar. Şurada antrenman paketi hediyesi diyor. Direkt olarak bize şöyle 3 tane bakın şurada gösteriyor. Ee, hemen alalım. Evet. Yeni oyun kitabı. 3 tane atletizm oturumu, top döndürme, takım inşası devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Gayet güzel. 6 tane başlangıç, 3 tane expert seviyesinde 9 tane e, verdi. Bu çok çok güzel. Hemen yerine koyalım bunları. Şimdi bunun haricinde zaten şu an gününün oyun kitabı var. Onu da alalım. Adetizim. Bir tane reklam izleyerek alabiliyoruz. Ben bunu biraz sonra reklam izledikten sonra hallederim. Şimdi reklam için bölmeyeyim yayını. Evet bunlar güzel Peki arkadaşlar asıl 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 önemlisi hemen şu antrenmanlardan gelip göstermek istiyorum şimdi bu yeni sistemle beraber Ben öncelikle şunu merak ediyorum Hani hepsini tekrar nasıl yapacak diye arkadaşlar hepsini yine 10 seviyesine indirme ilerledi ama gördüğünüz şu altlarda Hani biz 20'ye kadar çıkartabiliyorduk ya onu arkadaşlar 20'ye kadar çıkartmadı Yani ben 16'ya kadar falan getirmiştim iki tanesini ee, onların hepsi arkadaşlar hemen hemen sıfırlandı ama gördüğünüz gibi şu an maksimumlar 10 seviyesinde Hatta bir tanesi biraz düşüktü o da 8'e düşürmüş Tamam bunlar güzel ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi mevcut 3 tane ilerleme diyor ya. Şimdi ben diğer hesabına da baktım. Ona sadece bir tane e, ilerleme demiş. Yani ona bir tane ilerleme hediye etmiş gibi anladım ben. Ve artık neyse. Ama benim burada 3 tane olmasını sebebi eğer sizinki 3'ten azsa şöyle düşünebilirsiniz. Ben buradaki arkadaşlar mevcut ilerlemeyi e, hesabıma işlememiştim. Yani şu alttaki topa sahip olma, savunma veya kondisyona ilave etmemiştim. Bu altta duruyordu, şu altta mevcut yazan o ilerleme duruyordu. Çünkü zaten sezonun sonuna gelmişiz ve hiçbir artık önemli maçım kalmamıştı. Dolayısıyla herhangi bir seviyeyi arttırmamın bana bir esprisi yoktu. Acaba dedim bunu devreder mi? Nitekim devretmiş arkadaşlar. Bir sonraki sezona kendiniz şey yapabilirsiniz. Bu altta altta eğer son kullanmamışsanız bir sonraki sezona mevcut olarak ilerleyebilirsiniz. Hatta hemen ben bu mevcutlarımı hücum bir tane hücum kullanıyorum. Bir tane topa sahip olma bonusu kullanıyorum. Bonus değil takım oyunu formunu kurt e, kullanıyorum. Hatta hücumu e, veya takı, topa sahip olma diyelim. Bunu arkadaşlar 14 yapıyorum. Bunu da 12 yapıyorum. Hücumu da 14 yapabilirim. Artık kafamıza göre takılacağız. Ama dediğim gibi ben bunu arkadaşlar topa sahip olmayı 14, hücumu da 12 yapıyorum. Onayla diyorum şu an. Gördüğünüz gibi takım oyunu olarak takım oyunu formu sınırlarını hemen 3 birim arttırdım. Dediğim gibi sizinkisi 1 veya 2 olabilir. Ee, ben bunu mevcutu ilerleme seçeneğinde bir tane fazladan bırakmıştım. Kullanmadığım için böyle oldu. Güzel de oldu. Şimdi antrenman videolarını arkadaşlar öncesinde zaten çekmiştik. Hala orada bir değişiklik yok. şey ee, inmiş. Son gün çünkü antrenman yapmamıştım öyle. Evet. Sıkıntı yok. Bunları arttıracağız. Arttırırken de arkadaşlar takım oyunu formunda. Hemen pardon. Şöyle geleyim. Ama alıştırmalardan göstereyim. Hiç oyuncu seçmemize gerek yok. Takım oyununda arkadaşlar ee, çok güzel gördüğünüz gibi takım inşası farklı farklı. Evet. Ben de son birkaç gün kullanmamıştım. Ee, otomatikman onlarla da birleşince bayağı yoğun bir antrenmanlarım var. Yani ben bunu çok rahat e, takım oyunu sınırını 16-18 yapabilirim gibi geliyor şu an için. Şu an yapmayacağım ama yani yapabiliyor olduğumu bilmek güzel. Sınırları arttırabiliriz rahat rahat. Şimdi bu yeni sezonda arkadaşlar. Ee, dediğim gibi önceki sezonu şampiyon bitirdik. Federasyonda hemen onu da gösterelim. Federasyonda en iyilere çıktık arkadaşlar. Çok şükür. Hatta şuradan da şöyle 20-20-20 alalım. Güzel. En iyilerdeyiz. Çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum bakalım. Evet herkes de çarpı 3 seviyesinde. Güzel. İyi inşallah en iyiler grubunda gördüğünüz gibi 7. bitirdik elmas grubu ve en iyilere çıktık çok şükür. Bunda federasyondaki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Eksik olmasınlar, var olsunlar. Şimdi kura çılgınlığı devam ediyor. Bakalım değişiklik var mı? Şu an aynı gözüküyor. Bir tane bilet vermişler. Güzel. Bu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, ben daha önce nasıl başarılı olduğumu anlatmıştım, biraz esprili bir şekilde. E, yani bırakırız. Hayırlısıyla siz de eğer kendi şansınız yoksa şansı olan bir arkadaşınıza, eşinize, dostunuza rica edebilirsiniz diyorum. E, onun şansı varsa sizden daha çok daha güzel olabilir. Bakalım özel sponsorlara ekstra bir hediye var mı? Odaklı defans veriyor, fiziksel antrenman veriyor, bilet veriyor. Tamam bunlar standart. Şu ana kadar görmediğimiz bir şey yok. Evet. Antrenman. Antrenman. Evet. Reklam izlediğimiz zaman. Burada takım oyunu 7 gün süresince maç günü antrenörü %100 çarpan alacağız diyor. Evet böyle bir buna benzer bir şey %50 miydi bir önceki sezon? Zaten bir önceki sezon premium almamıştım. O yüzden bilemiyorum. Hatırlamıyorum açıkçası. Ama böyle bir etkinlik vardı orada da. Aynı şekilde premium alanlara. Özeldi. Burada bir şey yok hala. Evet. Premium özel yetenek yine aynı şekilde burada da var. Eğer olursa güzel olur ama olmazsa da dünyanın sonu değil. Evet. Özel sponsorlu arkadaşlar değiştirmemişler. Ee, bildiğimiz şeyler var. Aynısı. Çok büyük bir farklılık yok. Formda kal. Günlük bir antrenman yap. Evet. İlgili Görevlerde ufak tefek değişiklikler var. Herhangi maçta tek maç bir oyuncu ile 3 gol at. Tamam güzel. Yine video ustası her gün video izlemeyi sabitleştirmeye çalışan 5 puanlık bir hediye var. Formda kal bir entamman yap. Yaparız. Yani şu an çok büyük bir etki, farklılık yok. Etkinliklerde bu sefer gol yeme değil gol yememe üzerine bir hücum etkinliği var bütün e, resmi maçlarda diyeyim. Hemen kurallardan göstereyim size. Lig Kupa, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig veya Süper Kupa maçlarında e, yemeden maçı bitirirseniz eğer gol yemeden bitirdiğiniz her maçta size bir puan veriyor. Ve bunun karşılığında işte özel forma tutuşan oyuncu özel logo var şurada. Dinlenme paketi ilerliyor gittikçe gördüğünüz gibi. Genel kalite bir oyuncu gençlik arasında veriyor bir tane oyun kitabı veriyor uzman kalitesinde olabilir ileri seviye olduğu için ve özel başarı veriyor. Böyle bir etkinlik var. Yani 8 tane maçı gol yemeden bitirirseniz bu ödüllerin hepsini alıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Şimdi burayı da böyle geçtik. Başka ne var? Özel sponsordan bahsettik. Hemen gençlik akademisine gelip bu sezonun Pardon. Gençlik Akademisinden gelen oyunculara gelip, bu sezonun MC istemeyeceğim ben, ayrı bir şey. Şimdi geçen sezon arkadaşlar ben bu şekilde oynayarak bitirdim. Ee, sol kanada kirazı koyduk, defansa bunun sadece özel e, oyun tarzı yok, ama diğer oyuncuların gördüğünüz gibi var. Bu da sağ kanattan güzel bir şekilde geldi bakalım güzel maçlarda iyi katkıları bulundu. Ee, yedek olarak bir oyuncu kullandım. Ara ara işte etkinliklerden gelen. Onu da et, şimdi sezon sonu itibariyle gönderdik. Ee, şimdilik böyle. Yani dörtlü defans, üçlü orta saha. Burada arkadaşlar benim avantajım her iki oyuncunun da MC'ye gelebiliyor olması. Üç. Hatta Halezeroğlu'nun da gelebiliyor olması. O zaman bunu da böyle çekiyoruz. Veya bunu böyle çekip bunu böyle oynatıyoruz. Bu iki oyuncunun da forvete gelmesi bana arkadaşlar maç içerisinde çok büyük esneklik sağladı. Yani ilgili kanatlar veya defans veya şu şekilde veya şu şekilde oynayabiliyor olmam e, maç içerisinde rakibin almış olduğu önlemlere karşılık benim anında değişiklik yapabilmemi sağladı. Bu çok güzel oldu. Taktiklerde genelde sert hücum oynadım. Ortadan oynadım. Alçak presle başlayıp duruma göre geçtim. Bu kolay değil. Normalde gelir. Bazen normal, bazen zor. Neden kolay diyorum? Çünkü rakip arkadaşlar düşük seviyeliyse eee sizin bunu orta veya zor yaparsanız durduk yere maçı zorlaştırmış oluyorsunuz. Ama yani kolay presle en azından kart görme riskiniz olmuyor. Benim de son dönemde açıkçası e, dinle e, tedavi paketlerim oldukça azaldığı için kart görüp üst üste sıkıntı yaşamayayım diye biraz kolaya çekmiştim. Ama dediğim gibi şu an tekrar normale geldik. Evet. Burada bir de şöyle ücretsize gelelim. Kulüp ürünü para birimi. Burada yine günlük alıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok burada. Haftalıkta değiştirmemişler. Bu sefer 5 token demişler. Ha <laughs> ha. Bunu hemen hemen hep değiştiriyorlar gördüğüm kadarıyla. Haftalık olarak değiştiriyorlar şu bölümdekileri. Gördüğünüz gibi bu sefer token artı 20 moral demişler. Mesela bir hafta dinlenme paketi artı tedavi puanı dediler. Bir hafta işte tedavi paketi artı işte moral paketi dediler. Şimdi de 5 token üzerine de 20 moral paketi demişler. Yani şöyle yaptığımız zaman alabiliyoruz. Şu an gerek yok ama Haftada bir tane böyle alabiliyoruz. Ondan sonra alamıyoruz. Parayı paralı istiyor çünkü. Şimdi ben arkadaşlar kadrodan Gençlik Akademisi'nden gelen elemanları yerleştirmeyi göstereyim şöyle güzelce. Bakalım. Benim arkadaşlar MC pozisyonuna almak istediğim, MC AMC'ye almak istediğim yeni yetiştireceğim bir eleman vardı. 1.85 boy ki ben aslında daha düşük boylusunu tercih ederdim ama Öyle oldu bu sefer. Ee, yani böyle geldi diyelim. Şunu imzalayalım. Bu gelsin bir kere. Şimdi bunu şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar diğer oyuncular mesela şu ben tamamıyla para kazanmak için aldım. İmza. Bir taneyi göndermemiz lazım. Keşke bunu başlasaydık. Ee, şöyle yaşlıca göndereceğim şu var. Şunu atalım. Tamam. Şimdi şu çetin'i alalım, imzalayalım. Ve imzaladıktan sonra da şöyle Şimdi sat diyelim. Satalım. Şu yer boşalmış olsun. Ondan sonra şu bülbülü alıp gönderelim. 1.92 boyluk bir MC. Arkadaşlar MC pozisyonda oynayacağınız eleman eğer böyle e, uzun yüksek olursa çok fazla verim alamayabiliyorsunuz. O yüzden satıp paramızı koyalım. Ve son olarak da şu oyuncuyu alıp kenara koyalım. İmzala diyorum. Tamam. Bu da arkadaşlar e, şöyle dursun. Kimin yerine olsun. Şöyle şuraya gelsin. Evet. Şimdilik böyle. Peki bunların oyuna katkısı ne olacak? Şimdilik ilk etapta arkadaşlar bunlar yedek bekleyecekler. Ee, ben bunları biraz geliştireceğim. Ufaktan. Kimi geliştireceğim aslında? Yani elbette şu oyuncuyu MC pozisyonuna biraz kanalize etmeye çalışacağım. DMC'de tek elemanım var burada. Gördüğünüz gibi. Ee, i̇kinci bir DMC'm benim aslında şurada. Bu da güzel bir oyuncu. Ee, bunun nasıl gelişim aldığına bakacağım. 23 yaşında artık buna şu an artık yatırım yapmanın pek bir espirisi yok ama arkadaşlar. Oyun tarzı bunun çok yüksek. Yani bu yüksek oyun tarzı sebebiyle oyunda iş yapıyor. Hatta size şunu söyleyeyim. Bakın bu oyuncunun oyun tarzı %10'a düştü ve geçen sezon işte defansta oyuncularım sakatlandığında vesaire ben bu oyuncuyu takıma koydum ve sırıtmadı. Yani son dokunuşlarını yaptığı, rakipten top çaldı. Ee, yani, yani gördüğünüz gibi aslında %10'luk seviyesindeki bir oyuncu ama oyun tarzının yüksek olması stoper mevkisinde bu oyuncuya arkadaşlar çok iyi işler getirdi. Hemen şunu yenileyelim. <laughs> evet. Oyuncularınızı arkadaşlar kontrol edersiniz. Eee sezon e, şey, kontratı bitmeye yakınsa eğer oyuncularınızdan da memnunsanız arkadaşlar mutlaka kontratlarını uzatın. Bu da oyuncuya artı bir moral sağlayacaktır arka planda. Evet. Geçen sezon ne oynadımsa bu sezonda aynı şekilde başlamayı düşünüyorum. Ve oyunun ilerlemesine göre de e, şimdilik yine dörtlü defansla başlayacağım. E, dörtlü defansla devam edeceğim. Biliyorsunuz e, genellikle ee, en iyilerde <laughs> diyeyim. Ee, defanslar üçlü. Üçlü defans. Bir DMC. Dörtlü orta sağ. Önlerinde tek forvet şeklinde sıralanıyorlar. Ee, mantıklı. Gayet güzel. Ee, ama şu an ligde böyle bir yapı bana iyi geliyor. Bana, beni götürüyor diyelim en azından. Ve bu şekilde oynamaya da devam edeceğim. Bu sezonun e, taktiği geçen sezonkinden çok farklı olmayacak. Şu an dediğim gibi Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncuları da bu takıma bu şekilde monte edeceğim. Yani sadece bir oyuncusunu alacağım. O da işte e, gördüğünüz gibi oyun tarzı Regista e, bir bu neredesin? Diğeri bu. Gördüğünüz gibi oyun tarzı Mezzala yani iki tane orta sağ oyuncusu e, MC, AMC pozisyonunda bunları takıma ufak ufak gerektiği yerde e, yüklemeler yapacağız bakalım hani en azından maçı kurtaracak. Çünkü bu noktada benim buradaki eleman bakın 81 seviyesinde ama seviyeleri de aslında çok da iyi değilmiş ya. Neyse. <laughs> Bayağı bir inmiş. Neyse. Bunu biz tekrar bakarız. yani bir MC, DMC pozisyonundaki oyuncuları yükseltmemiz lazım. E şimdiki yeterli 200 civarında dinlenme paketim de var. En azından bir yüzünü kullanarak bunları biraz daha iyi pozisyona getirebiliriz. Belki Şentürk'ü yedeğe alırız. Bu yeni elemanı e, oraya kanalize edebiliriz. Ama dediğim gibi şimdilik oyun tarzının oyundaki yüksek seviyesi belirleyici olması, bakın usta seviyede olması gerçekten oyunu çok değiştiriyor arkadaşlar. Yani bunu siz de oynarken de görüyorsunuzdur. Oyuncuların e, seviyeleri oyun tarzı ne kadar yüksekse oyuna katkıları o kadar artıyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Ben açıkçası bu sezon e, bu antrenmanlarda biraz daha bir kolaylık bekliyordum ama onlar sadece ekstra e, takım oyunu, formu göndermekle yetindiler gördüğüm kadarıyla. Yani şu an bu sezon bu şekilde gidecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Meccanında kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.